Alemlerin Rabbi Allah eksiklikten münezzehtir. Onun kudretinin yetmediği hiçbir şey yok. Bizi rahmetin içinde daima yaşasın, bizi acısın, merhamet etsin. Gerçekten Allah'ın acıdığı dışında insanın kendine kıymaması olan haksızdır. Gerçekten insan açık seçik cehaletin kıyısındadır. Şeytan apaçık bir düşmandır ona ve her an insan binbir türlü olay içinde kendini bulur, hal içinde bulur kendini ve bu haller işte bir durumun bir tavrı olur ve bana göre de imanı olur. Bizim Rabbimizin üzerimize tanık olduğu, bizi gördüğü, işittiği, zaten her şeyi kuşattığı hakikatini unutmamız demek olaylara esas çözümünü, esas manasını verememek, çözümünü, gerçek çözümünü, en hayırlı çözümünü kullanmamak demektir. Yani gerçekten bir kapının nasıl bir anahtarı varsa, bütün olayların doğrudan anahtarı hak dahilinde Allah'ın yardımına talep ederek ve onun izni haricinde bir şeyin gelişmeyeceği algısıyla tarttığımızda buna göre bir şeyimiz olur. Bir tavrımız, halimiz olur. Bir olaylara yaklaşımımız olur. Yani bunu çokça tartmalıyız, düşünmeliyiz ki biz kendimize yazık edenlerden olmayalım. Kendimize ihanet etmekten korunalım. Başka türlü ihanet etmekte korunmanın da zaten ihtimali yoktur. Gerçekten insan kendisine zulüm toplamak konusunda inanılmaz derecede yatkındır. Dünyalık boş işlere dalmak kendine ihanet etmek için kafidir. Bu yüzden de olaylara Allah'ın öğrettiği dahilinde bakmazsak bizim sapmamamız olanaksız. Her iş daima yapacağımız birçok şey vardır. Yani yapmak zorunda olduğumuz, hani kaç olmazsa olmaz, mesela bir patates soyulacak diyelim. O ya, iş odur diyelim. Hani başka bir şey bu yapılması lazım. Onu dahi yaparken sen bin bir türlü seçenek içindesin. Bak, sadece tek bir iş var. Patates soyulacak. Onu yapacaksın, evet, ama o fizikin onunla meşgulken esas zihnin neyle meşgul? Esas konuya neyle bakıyorsun? O patatesi eline aldığında Subhanallah, bizi gerçekten toprağa işte emdirip topraktan suyu çıkartan Allah orada onu patatese dönüştürüyor. Yani acayip bir fabrika. İşte burada kabuğunu soyuyoruz, yiyoruz, bin bir çeşit şekilde nimetleniyoruz. Yani her iş en ufak, yani bakıyorsun en ufak işte dahi çok seçenek vardır. Bunu da şey yapalım daima, konuya bu çerçevede yaklaşalım ve Allah'ın razı olduğu hali koruyalım kendimize. Yani Allah'ın razı olduğu hali korumadığımızda biz boş kafamız
şeytanın, kalbimiz şeytanın şeyine döner. Bu vesvesesi için hazır bir yer olup, bu da gerçekten karanlık içinde kalmak için kafidir. Gerçekten kendini zulmetmek için kafidir. Bu hayati bir meseledir, basit bir mesele değildir. Konulara nasıl yaklaştığımız, Allah bizi görüyor, ayetler üzerinde tefekkür edebilirsin. Ayet aklına gelmiyorsa ya da o anda işte başka bir şekilde sadece isimler üzerinde tefekkür edebilirsin. Onlar her bir ayet zaten. Yani etrafında olan bitenlerin nasıl Subhanallah şeyler olduğunu anlayabilirsin. Mesela bin bir türlü insan var. Bakıyorsun işte gerçekten Rabbine göre aramaya çalışandan tutun. Gerçekten işte kendini bir halt zannedip de böbürlenene tutun. Böyle işte kendi Allah'ın verdiği az bir güzellik kendisini büyülemiş. Esas güzellik Allah'ın katında olan güzelliği unutmuş. Yani düşün, bu dünyada bilhassa kadınlar güzelliğe düşkün olanlar, erkekler için de tabii geçerli. Yani esas onların öyle bir güzellik Allah onlara saklamıştır ki, öyle bir güzellik saklamıştır ki bu dünyadaki, yani ben Subhanallah bugün hani dün sabah namazından sonra uyuyakaldım, çok yorgun, gecede yorgun kalmıştım ve o esnada adeta bir cennetlik bir eşin ile bir güzellik ile şeyin dünyalık arasında bir kıyas Rabbim bana öğretti. Yani cennetlik senin dünyada en üst seviyede yaşadığın bir hazı düşün. En üst seviyede yaşadığın bir hani bir hazı düşün. O hazı için o haz halin, o doruk noktası, o hazin doruk noktası, o hazdan sonraki şey hali söylemiyorum. Hani zaten dünya da böyledir. En üst seviyede sen istersen de bir sürü şeyi, onun sana vereceği işte o en üst hazın verdiği kadardır. Birkaç sene sonra tamamen o kadar hani ben doruklardayım dediğin noktadan aşağı iniyorsun ve tamamen birden ruh halin bambaşka oluyor. Yani düşünebiliyor musun? Dünya da böyledir. Yani bu kadar. Sen istediğin kadar dünyaya kazan, hükmet. Dünyadan alacağın maksimum şey odur, zevk odur ve ondan sonra da düşer. Sen imtihanda olduğun gerçeğini kaldıramayacağına göre onun bedeli asıl korkulması gereken asıl hesap da odur. Yani zorluk da onun içindedir. Yani dünyalık en üst haz, yani en üst haz düşünün. Yani bir kadın erkek münasebetinde ya da bir insan gerçekten yediği bir şeyde çok fazla lezzetli bir şeyde aç olduğu zaman haz alabilir. Bir yani çeşitli şekillerde bir tatil, bir dinlenme, bir şey en üst seviyede düşünün. Burada içtiği bir şey, yediği bir şey, buranın finali var. Biraz sonra, birkaç dakika, saati sonra neyse o sönecek bir şekilde, değişecek ruh hali. Onu üst seviyesini düşünün. Onun üst seviyesi cennette sadece yaratılan bir güzelliğe bakmak, cennette yaratılan bir güzelliğe bakmak, o en üst seviyede yaşadığın haz, hani sana süslenmişti, şeytan sana süsledi ve önüne koydu. O hazin, yani o dünyadaki en üst seviyedeki haz, o cennetteki sadece bakmanın yanında tiksindirici bir şeydir. Anlatabildim? Yani insanın hani onu gördükten sonra diğerini arzu etmesi olanaksız olacak kadar tiksindirici bir şeydir. Anladınız mı? Yani bir erkek bir kadın düşünün. Birbirlerine Allah aralarında sevgi, sevgen büyük nimetlerdendir.
Bu yüzden her nimet gibi tutup bunu Allah'ın verdiğini bilerek değerini bilmek veyahut bunu işte hiç Allah'a unutup buna bağlanmak, ikisi arasında nankörle mümin şey şakir farkı vardır. Kurtuluşta bu çizgi bu şeydedir. Yani konulara her konu için bu böyle. Ya bugün bayrak mesela toprak bunu tutup da bunun önünde öldüğün zaman şehitsin diyor. Hayır, Allah'ın uğrunda öldüğün, Allah'ın kelimesini hakim kılmak için öldüğün zaman, bu uğurdayken sana vefatın zaten Allah'ın takdiriyle gelir. Ölürsen inşallah şehitsin. Mesela sen bayrağı tutup ilah Allah'ın şeyi yerine koydun. Yani Allah'ın hakkında bir delil indirmediği ve tamamen yani bir nimet tutup nimete başka bir boyutta bir mana verdin. Bu nimettir. Değeri ne kadardır? Çok da olabilir. Daha az da olabilir. Her bir nimet farklıdır birbirinden. Bayrak bugün Allah mesela azgın kafirlere karşı bizim işte onlara beri olduğumuzun bir sembolüdür. Bir bez parçasıdır ama onun sembol itibariyle o şeydir. Ama bez onu tutup başka bir şekilde. Ben bu bayrak, hani bu çaput, bu renge, işte üzerine yani ki desene ben hayran olurum, buna uğruna ölürüm desem, sen onu ilah edinmişsin, sen cahillerdensin demektir. Hayır, bu Allah'ın bana verdiği nimettir. Ben nimetin değerini bilirim, şükrederim, severim ama asla ilah yerine koymam. Yani tutup yani birileri onu ilah yerine koyma cehaletinden dolayı o bayrağı bir şey olmaz. Yani güneşi, bu örneği veriyoruz. Güneş sık sık bunu anlayan için çok şey var. Güneş, işte tamam beyinsizler var, başka bir manaya koyuyor diye o güneşten bir hakikat değişiyor mu? Biz bundan faydalanmakta vazgeçiyor muyuz? Hayır. İşte böyle. Yani bayrakta bunu gerçekten nice insanlar La ilahe illallah meselesi bayrağın üzerine her tarafa yazsan da hani sen onu gerçek anlamda hayatına ne kadar taşıyorsun? En ufak olayda. Sen tutup da Allah her şeyi kuşatmış bilincini unutuyorsan bu senin kendine eziyet etmen için yeterlidir. Sevgi de dünyadaki en büyük nimetlerdendir. Şükredilmesi lazım, hamd edilmesi lazım ve bu doğrultuda değer bilmesi lazım. Tutup bunu insana insandan zannetmek zaten kaybetmek için yeterlidir. İşte bunun gibi yani dünyalık bir nimetin en büyüğü dahi cennetteki bir nimet, bir güzellik, güzelliğe sadece bakmanın, bak ona bir ona sahip oluyorsun, bir de ona sadece bakıyorsun. O arasındaki fark, yani ben bunu açık rüyada Subhanallah gördüm de, sonra birbirine yaşıt eşler Rabbimizin verme ayeti Subhanallah tam da onun akabinde tekrar idrak için önüme çıkarıldı ve fark ettim ki gerçekten dünyadaki en büyük nimet o haz, yani o nimet içindeki bir de haz, hani onun doruk noktası o cennetteki nimete sadece bakmaya nazara yani sönük kalır. Yani o onun ikisini bir kere gören kişi diğerini tiksinir yani. Bu dünyalık uğrunda o kadar hayatımızı verdiğimiz şey, yani bu yüzden de kadın ve erkekler neyden kendinizi mahrum ettiğinizi, nasıl bir güzellikten kendinizi alıp uzaklaştığınızı, hani bir bu karşı taraf bir de sizde de bu güzellik, bu nimetler yüklenecek, verilecek Allah'ın takdiriyle. Yani bu Allah'a zor değil, yaratmış zaten, bizi boş yere yaratmamış. Her şey bir sebepledir. Bize de akıl vermiş, vahiy vermiş, kitap göndermiş, işte Resul göndermiş, hakikati açıyor. Yani sen konulara nasıl bakıyorsun? Bir boş yere yaratılmadık. Hiçbir şey boşa değil. Her daim Allah bizi görüyor, bizi işitiyor, bizden zaten haberdar. Nasıl yaklaşıyorsun? Ona göre sen bir ruh halin olur. Eğer ki Allah'ın gösterdiği mutlak doğru dahilinde konulara yaklaşıyorsan, o zaman kendini karanlıktan da kurtarmış oluyorsun. Çünkü saçma sapan manalar vereceksin eğer ki sen doğru bir Allah'ın gösterdiği manaları vermiyorsan. Bu yüzden de mümin, akıllı kişi Allah'ın öğrettiğinin değerini
bilir ve bu doğrultuda bir şey arar. Bir çözüm arar. Konuları daima bu şekilde bakar. Çocuklarınıza da bu şekilde yetiştirin. Yani Allah'ın ayetlerini, yetiştirilsin, öğrettiklerini ona daima söyleyin. Daima ona Allah'ın çok yakın olduğunu ve bizi kesin bir şekilde ona döneceğimizi hatırlatın. Çünkü biz zaten merhaba. Biz zaten ona gideceğiz. Biz zaten boş yere yaratılmadık. Biz zaten Allah'ın izniyle geldik bu dünyaya ve gideceğiz. Elhamdülillah bütün güzelliklere sahip Allah. Bize nimetleri yağdıran her şeyi işten, her şeyi kuşatandır. İşlerimizi daima en doğrusunu yapmaya çalışalım. Daha değerli iş varken daha az değerli olanla şeyimizi vaktimizi çürütmeyelim. Kendimizi çürütmeyelim. Gerçekten Allah'ın Resulü Mehdi Aleyhisselam aramızda. Haydi Allah'ın başı apaçık anlatan müjdeci ve öğrencini kesteyim. Allah nurunu tamamlama ibadet etti ve işte olan olmakta gerçekten görmüyor musunuz?